Nedir? Lazerli katarakt ameliyatı nasıl uygulanıyor? Akıllı lensler hangi durumlarda kullanılır? Kimler için uygun? Akıllı lenslerle gözlüklerden kurtulmak mümkün mü? Göz hastalıkları uzmanı operatör doktor Hülya Bolu yanıtlayacak. İyiye, güzele ve sağlığa dair her şey. Birazdan biz bize de. Evet Diyarbakır'da Cumhurbaşkanımızın konuşmasını hep beraber izledik canlı olarak. Şimdi canlı yayınımıza devam ediyoruz. Döndük ve operatör doktor Hülya Bolu konuğumuz göz hastalıkları uzmanı. Hoş evet. geldiniz Hoş efendim. Hoş, efendim. Geldiniz. hoş bulduk. İzmir'den gelirdim. İzmir'den. Gel, evet, Tüm İzmir'e İzmir de selam Buradan ve sevgiler. Selam ve Katarak'la başlayalım öncelikle. Katarak nedir hocam? Katarak gözümüzün içerisindeki görme merceğimizin e, bozulması, şeffaflığını kaybetmesi ve görmemizi bozmasıdır. Aslında hep böyle çocukluktan beri vardır yani gözüme perde indi. Bu doğru bir tabir. Esasında bunun için konuş. Evet, söylenen bir tabir. Ama perde inmesin hani başka şeylerde de Değil. kullanılabilir. Ama giderek gözün görmesinin bulanık görmesi, renkler bulanık görmesi, çift görmesi. Ama tabii giderek görme azalıyor tabi. En önemli konu bu. Peki bir yılda e, fark ediyor mu hocam? Mesela e, işte bulanıklık veya işte görme yetimizin e, olmaması yüzde beş ise gelecek e, yıl mesela baktığımız yıla yüzde... kalmaz. Katarak belli bir aşamaya kadar yavaş ilerleyebilir ama Hı -hı. belli bir aşamadan sonra hızlanıyor ne hızlanıyor. yazık ki. İçerideki bozulma daha da hızlı oluyor. Dolayısıyla bir yıla kalmaz. Yani bir ayda e, bile çok şey fark edebilir. Nasıl peki bu kadar gelişiyor? Katarak mı nasıl gelişiyor? Evet yani gelişmesi sebebi seninle... e, Göz içindeki merceğimiz bizim şeffaf. Aynen fotoğraf makinesinin merceği gibi düşünün. Hı hı. Saydam, geçirgen, e, ışığın gözümüzün içerisine girişini sağlayan bir kapı gibi düşünelim. E, o mercek e, şeffaflığını kaybettikçe, puslandıkça dışarıdan içeriye ışığın girme olayı azalıyor tabii hı. ki. Ve bu dediğim gibi bir süreç ve daha çok biz bunu belli bir yaştan sonra görmeye başlıyoruz. E, fakat tabi başka sebepleri de olabilir. O zaman şey soralım mı? Tercih. Tedavisini soralım mı? Evet, tedavi nasıl yöntemlerini. Yok, Katarak kataran nasıl tek tedavi bir dedir? tedavisi var? Ne yazık ki cerrahi e, ameliyatla göz içindeki bu kataraklı merceği alıyoruz. Yerine yapay kalıcı bir mercek yerleştiriyoruz. E, ve bu e, mercekler ömür boyu gözümüzün içerisinde kalıp bize görüşümüzü sağlayanlar. Cerrahi zaten. dediniz ama cerrahinin de yöntemleri var galiba. Evet, var. Lazer, Lazer ve klasik. De var. Aynen evet. doğru. İkisi arasındaki fark ne hocam? Klasik yöntemde her şeyi elimizle yapıyoruz. Yine FAKO denilen bir alet kullanıyoruz. Ultrasonik bir aleti kullanarak ama her şeyi elimizle yapıyoruz. İşte Hı -hı. Kes, göze giriş kesilerini, kataran önündeki zarın açılması, içerideki kataraklı merceğin küçük küçük parçalara ayrılması. Klasik FAKO'da bunların hepsini biz elimizle yapıyoruz ve 3 milimlik bir alanda çalışıyoruz. E, Lazerli katarak cerrahisinde bu en önemli aşamaları daha gözün içerisine hiç girmeden önce lazerle 30 saniye gibi bir sürede çok daha emniyetli bir şekilde yapabiliyoruz. Ne yapıyoruz? Kesileri açabiliyoruz, e, kataraklı o merceği küçük parçalara lazerle istediğimiz kadar bölünmesini sağlıyoruz. Daha sonra yine gözün içine giriyoruz ama içeride geçireceğimiz zaman çok kısalıyor ve önemli aşamaları da zaten lazerle halletmiş olduğumuz için... Daha güvenli ve daha kısa sürede cerrahi gerçekleştirebiliyoruz. Ama lazer daha çok tercih ediliyor dolayısıyla değil mi? Bunun... Yani şöyle her yerde lazer olmayabilir. Yani hala da yine en yaygın elimizde yapılan FAKO yöntemi dediğimiz Hı -hı. klasik cerrahi. Ama e, eğer lazer e, var ise e, mutlaka hani kullanmakta da fayda var. Kriterleri var mı? Mesela her hastaya lazerle e, tedavi edilebiliyor mu? Aslında %90'ın üzerinde yapabiliriz. Bazı özel durumlarda sadece yapamıyoruz nedir hastanın göz bebeğini biz büyütüyoruz ameliyattan önce göz bebeği Eğer yeteri kadar büyütemiyorsak büyümüyorsa lazer yapamayabiliriz ya hmm. da hasta düz bir şekilde yatamıyorsa postür bozukluğu varsa veya kapak aralığı yeter yeteri kadar geniş değilse bu durumlarda yapamıyoruz ama onun dışında herkese yapabiliriz kapak aralığı derken aralığı derken Çünkü lazerde biz kon dediğimiz böyle yuvarlak bir şeyi gözün üzerine hafifçe oturtuyoruz. Aha. Onun içinden lazer ışığıyla o lazerin işlemini yapıyoruz. Ama biz onu oturtacak kadar bu aralıkta bir içeride yer bulamazsak Oturtamayız onu. Peki ameliyatlar operasyon yapsa, şu o kapağı sorunlu. aldırsa? <laughs> Aa, yok, hayır onu ona gerek, gerek yok zaten elimizde yapabiliriz İşin sonuçta. İşin lazer girince benim kendi ameliyatlarımda çok, çok farklı bir lazer kullanıyoruz hocamdan ama hastalar lazeri duyunca benimki lazerle olsun diyor hemen böyle evet, yani, bir teknolojiye bir yatkınlık var. Sanki Uzay teknolojisi tabii. gibi bir şey gibi yani geliyor değil mi? Sonuçta teknoloji gelişiyor ve bunlar hep bizim için yani hastanın evet. daha e, konforu bir bir için bizim e, komplikasyon riskimizi azaltmak için tabii ki kullanacağız bunları. Katarak ameliyat sonrası gözlük takılıyor mu? İçeriye koyduğumuz merceğe göre değişiyor. Hmm. Mercekler biraz çeşitli. Çok özet olarak tek odaklı ve çok odaklı mercekler var. Tek odaklı bir mercek koyduysak eğer yakın gözlük kullanması gerekir bu hastanın ameliyattan sonra. Ama eğer trifokal, üç odaklı lenslerden koyabiliyorsak uh -huh. o zaman gözlük kullanımına Gerekmiyor. ihtiyaç kalmıyor. Akıllı lens var, akıllı evet. mercek var. Aynı şey. Lensle mercek aynı şey. İkisi aynı. Yani Peki, evet tanımlaması ne bu, bu işte gözümüzün çok içerisine. Ya bu son Evet zamanlarda. doğru. Gözün içine o kataraklı merceği aldığımız yere biz bir mercek yerleştireceğiz. Bu mercek tek odaklı çok odaklı Hı -hı. çok odaklı dediğim aslında şu anda halk arasında daha kolay anlaşıldığı için akıllı lensler. Akıllı. Aslında biz bu akıllı lens tanımını sevmesek de artık anlaşılması kolay olduğu için hepimiz kullanıyoruz. Neden akıllı yani? Neden akıllı diyorlar? Esasında akıllı değiller değil. o kadar. Akıllı olsalardı her hastada mükemmel sonuç vermeleri gerekirdi ama öyle değil. Hmm. Her hastayı uygulayamıyoruz. Uyguladığımız hastaların bile yüzde yüzünde memnuniyeti sağlayamayabiliyoruz. Yüzde doksan üzerinde hastalarımız memnun olsa da yine de küçük bir kesimde e, tam memnuniyeti yakalayamayabiliyoruz. Bu biraz şeyle mi ilgili hocam? Mesela ben cerrah olarak yaptığım işte yakın odaklandığım anlar oluyor, Uzağa odaklandığım anlar Aynen. oluyor. Kendime bir akıllı mercek taktıracak olsam iş performansımı mı etkiliyor? Bu yüzden mi başarısız oluyor? Nerede başarısız oluyor? Nerede başarısız oluyor? Aslında en önemli e, istenmeyen ya da hastaları rahatsız eden yönü geceleri ışıklarda <laughs> dağılma, saçılma, <laughs> parlama oluyor. Bu ilk zamanlarda çok yoğun oluyor. Araba kullananlarda. Yani gece araba kullanmak durumunda kalanlarda biraz rahatsızlık yaratabiliyor. 6 aya kadar nöro adaptasyon dediğimiz bu beyin adaptasyonuyla birlikte biz o, o istenmeyen görüntüleri beyin yok ediyor. Ancak ve ancak 6 ayda bitmeyip birkaç yıla kadar uzayan hastalarımız da olabiliyor. Yani bu bazı hastaları gerçekten çok mutsuz edebiliyor. Aslında en önemli konu bu. İkincisi bu üç odaklı lenslerde belli odaklarda çok net görüyoruz. Evet. Ama o odak aralarında çok net göremediğimiz, görüyoruz ama çok net olmayan alanlar olabilir. Bunun için de şimdi edof dediğimiz kesintisiz görüş sağlayan lensler geliştirildi ama yine de hiçbir lens bizim kendi 20 yaşındaki doğal merceğimiz gibi değil. Benim duruyor takmıyorum valla. Gözlük takıyorum onun yerine. Gözlük daha rahatıma gidiyor. Yani Ama kontakt lens başka bir şey. Kontak hmm. Kontakt lens o dıştan taktığımız e, içeriye taktıklarımıza göz içi mercekleri diyoruz. Akıllı lensler? Onlar içeride. Onlar içeriye da, içeri yerleştiriliyor. Evet. Kontakt lenslerin akıllısı yok Hepsi daha. Hepsi böyle lens e, zaten diğeri akıllı da değilmiş. <laughs> hocam. Aslında değil. Aslında <laughs> değil. Aslında <laughs> değil. Evet. Herkese uygulanıyor akıllı uygulanabiliyor mu öncelikle ve akıllı lensler gerçekten e, gözlüğü de bıraktırıyor mu bize? Gerçekten bıraktırıyor ama her hastaya Hı. değil. Ön muayenesi çok önemli. Yani e, önden bu uygunluk durumunu bizim iyi incelememiz lazım. Belli tetkikler yapıyoruz. Korneamız temiz olacak, gözün arkası temiz olacak, herhangi bir problem olmayacak. Belli kriterlerimiz var onlara hasta uyacak. Yani o ölçüde, o ölçülere uyuyorsa biz o hastaya akıllı lens önerebiliyoruz. Yani iş çok teferruatlı burada anlatsak vaktimiz yetmez. Evet. Ön muayene, ön değerlendirme gerçekten çok önemli ancak ondan sonra hastanın uygunluğuna karar veriyoruz. Her hastaya yapamıyoruz. Ameliyat ne kadar sürüyor? Ameliyattan dakika... sonra hayatına hemen devam edebiliyor mu yoksa yatılıcı yatılıyor mu hastanede? Ameliyat bittikten sonra hastamız hastanede kalmıyor. Kalmıyor. Evine gönderiyoruz. Hı hı. Evinde istirahatini yapıyor, damlalarını kullanıyor. Ertesi günü kontrolünü yapıyoruz ve ertesi günden itibaren normal günlük iş ve sosyal yaşantılarına dönebilecek durumda oluyorlar. Sadece Gözlerini çok ovalamayacaklar, çok dokunmayacaklar ve ağır iş yapmayacaklar. Belli bir süre. Göz o kadar kıymetli ki. Ben o dinlerken bir an düşünürken... yaptırsam mı diye düşünüyorum, ondan böyle <laughs> doluyorum, <laughs> gidiyorum. Yani sağ yani. ve sağ göz, sağ ve sol farklı görüyor. Beyin bunu birleştirip tek görüntü haline getiriyor. Normalde. Doğru. O kadar değerli bir şey ki hocaların ceviz büyüklüğünde bir organ için adanmış bir ömürleri var. Yani çok, çok kıymetli doğru. bir organ. Çok doğru. Hastalıkları da ertelenmemesi gereken hastalıklar. Ya riski var mı hocam bu ameliyatın? Her ameliyatın riski her var. Her ameliyatın tabii o olduğunda... yani her ameliyatta olan risklerin dışında eğer değerlendirme güzel yapıldıysa ön değerlendirme hani çok önemli bir riski yok ama olabilecek ufak tefek şeyleri biz düzeltebiliyoruz sonrasında. Hı -hı. Mesela numara kalabilir. O kalan numara hastayı rahatsız edebilir. Biz onu sonra lazerle düzeltebiliyoruz dıştan. Hı -hı. Ee, hani en çok korktuğumuz bizim gözün enfeksiyon kapmasıdır. Bir tek orada bizi zorlayabilir. Hani onun dışındaki şeyler hep çözebileceğimiz konular. Her yaşa yapılabiliyor mu? Hayır. Yapılmıyor. Yapılabilinir ama her yaşa yapmamak gerekiyor. Hmm. Biz daha çok gençlere lazer yapıyoruz gözlükten kurtulmak için. Yani bu dıştan sadece korneaya müdahale edilen göz çizme, göz çizdirme denilen yöntemler. Ee, bu akıllı lens olayı 40'lı yaşlardan itibaren. Peki eskiden ameliyat olmuş. Tek evet. odaklı mercek e, takılmış. Gözlük kullanmak zorunda olan ama gözlükten kurtulmak isteyen hastaların eski mercekleri de yine... Ameliyatla, operasyona değiştirilebiliyor mu? Değiştirilebilinir ama çok istemiyoruz. Nedeni evet. şu, <laughs> yıllar geçtiyse üzerinden o gözün içine koyduğumuz mercek... ...orada koyduğumuz yere bacaklarından yapışıyor. Ve biz ameliyatta o merceği oradan çıkaralım da yenisini koyalım dediğimizde... ...o çıkarırken ince zar gibi bir şeyin içinde, bir cep gibi bir şeyin içine koyuyoruz biz onu. O, zar, o zarın yırtılma riski var. O zarı yırtarsak eğer, istemeden de olsa... Ne eski merceğini koyabiliriz artık oraya ne de yeni merceği. Dolayısıyla risk içeriyor. Biz bunun yerine çok daha e, riski az olan hatta olmayan bir başka yöntem var. Eski merceği kalsın orada biz yeniden ölçümler hesaplar yapıp uzak yakın görebileceği ikinci bir merceği gözün içerisine o eski merceğinin üzerine yerleştiriyoruz. Bu çok daha emniyetli, daha konforlu, riskleri neredeyse olmayan Daha, bir yöntem. Peki. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Verdiğiniz ben teşekkür değerli ederim. bilgilerden dolayı. Ben teşekkür, teşekkür ederim. Sizi İzmir'e uğurlarken Evet, teşekkür Diğer konumuzda e, almak istiyorum.